Nutella birçok kişinin karşı koyamadığı lezzet. Dünyada bir yılda satılan Nutella ile Çin Seddi'nin tamamını 8 kez sıvayabilirsiniz. Peki Nutella nasıl böyle bir fenomen haline geldi? Nutella karanlık bir savaşın içinde, kargaşa döneminde ortaya çıktı. Bu tarz kremsi karışımların 19. yüzyıl İtalya'sına uzanan bir geçmişi var. Aslında Nutella'ya öncülük eden isim Napolyon Bonaparte. 1800'lü yılların başında Fransa ve Avrupa ülkeleri arasında Napolyon savaşları çıktı ve bu sebeple kakao kıt bir ham maddeye dönüştü. İngiltere küresel bir ticaret merkeziydi ve doğal olarak Napolyon, Fransız müttefiklerinin ve sömürgelerinin İngiltere ile ticaret yapmasını yasakladı. Bu yüzden insanlar kakaoya ulaşamıyordu. Sonuç olarak çikolata fiyatları yükseldi. İnsanlar buna bir çözüm bulmak için çabalıyorlardı ve bazı İtalyan çikolata ustaları ellerindeki malzemeyi daha verimli kullanmak için çikolatanın içine kıyılmış fındık eklemeyi düşündüler. Sonuç olarak ortaya Gianduja diye bilinen lezzetli bir ezme çıkmıştı. Savaş sırasında popüler olan bu ürün, savaşın bitimiyle kakao ithalatı eski düzenine geri dönünce unutulmaya başlandı. Ama hepimizin duyduğu bir söz var, tarih tekerrürden ibaret. Bu sefer başka bir diktatör Mussolini, İtalya'yı 2. Dünya Savaşı'nda ateşe atmış ve bu durum İtalyan çikolata endüstrisinde zor duruma düşürmüştü. İtalyanlar çikolata sevgisini ara vermek istemiyorlardı. Fakat savaş sonrası krizin içindeydiler. Çalışkan İtalyan ustalar sınırlı kakao tedariğiyle ihtiyacı karşılamanın yollarını arıyorlardı. İmalatçı Pietro Ferrero, Gianduja'nın değişik bir versiyonunu hazırlamak için işe koyuldu. Fındık, şeker ve mümkün olacak en az şekilde kakao kullanarak yeni bir tarif yarattı. Bu tarif sonrası Gianduja diye adlandırdığı kalın, tatlı bir somun ortaya çıkmıştı. Nasıl bir şey olduğunu hayal etmek istiyorsanız, Nutella'nın bıçakla kesilebilen bir versiyonunu düşünün. Merak etmeyin, bu tarif hiç işe yaramadı. Ferrero tekrar denemekten vazgeçmedi. Bu tarifi daha yumuşak ve sürülebilir bir tarife dönüştürmek için çabaladı ve sonunda istediğine ulaştı. Süper Krem adlı çikolatasını üretmişti. Ambargo nedeniyle çok az kakaoya ulaşabilen Ferrero, bu tarif ile kakaodan en yüksek verimi aldı. Sürülebilir olduğu için az bir çikolata ile tüketici daha çok az alabiliyordu. Fiyatı da tabii ki daha uygundu. Süper Krema yokluk zamanlarında İtalyanların çikolata ihtiyacını karşıladı. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, etkileri de yavaş yavaş siliniyordu. Her şey normale dönerken İtalyanlar Süper Krema'dan vazgeçmediler. Pietro Ferrero şirketin kontrolünü oğlu Michele devretti. Michele deneme yanılma yöntemiyle Süper Krema tarifini daha da geliştirdi ve bu ürünü yeniden markalaştırarak 1964 senesinde Nutella ismini verdi. 10 yıl içinde Nutella önce Avrupa'da, daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde fenomen bir ürüne döndü. Michele çikolata krallığını geliştirmek için durmadı. Ferrero Rocher ve Kinder gibi iki fenomen marka daha yarattı. Şirket büyürken ve üretim kapasitesini arttırırken kaliteyi hep en yüksekte tuttu. Ambargo nedeniyle kısıtlı ham maddeye ulaşımı olan insanlar çikolatanın eksikliğini hissettirmemek için bir ürün ortaya çıkardılar. Bugün o ürün çikolatadan bağımsız bir kült haline geldi. Düşmanlarına zarar vermek için kakaoya ambargo koyan Napolyon, ortaya çıkmasına sebep olduğu Dünya Çikolata Krallığı karşısında yaşasaydı ne düşünürdü? Kahvaltıda ekmeğinize Nutella sürerken insanlık tarihine zulüm eden iki faşisti gülerek anabilirsiniz. Çünkü o eşsiz krema tarihin en acımasız savaşları nedeniyle yokluktan ortaya çıktı. Ve bugün insanlara yedikleri anda mutluluk depoluyor. Aman fazla kaçırmayın.